Ya Halil İbrahim, sen ne diye bu işle uğraşıyorsun? Bırak bana da, işimiz bu. Sıtkı ile hallederiz. Ya kafam dağılıyor da, rahatlıyorum. Hakikaten mi abi? Benim de kafam dağılıyor, abime söylüyorum, benimle dalga geçiyor. Ula sen de kafa mı var ki, dağılıyor diye dalga geçeyim? Al işte. Siz hele şurada iki dakika bekleyin. Ben siz Halil İbrahim dayısıyla görüştüreyim. Sonra kendi başıma iş yapıyorum diye bana kızıyor. Tamam. Ha burada bekleyin. Oğlum, Halil İbrahim'e gidelim garibanın yanındadır dedin de. Baksana saltanata derebeylik kurmuş. Dinler mi bizi? Hayırdır amca? Kime baktınız? Ya biz Halil İbrahim'le görüşecektik de, dayısıyla görüşecekmişiz. Tabii bizimle muhatap olacak hali yok. E hadi takip edin beni. Gelin gelin. Buyurun amca, oturun şöyle. Bey gelmeden oturmayalım oğlum, ayıp olur. Oturun amca. Sizden büyük bey mi var ya? Kimseye ayıp olmaz, merak etme. Eyvallah. Bu oduncu var ya, efendi çocuk ha. Baba duyacak. Oğlum kötü bir şey mi söyledim ben? Evet. Anlatın bakalım. Kimsiniz? Nereden geldiniz? Nedir derdiniz? Abi biz mümkünse Halil İbrahim abiyle ya da dayısıyla görüşebilir miyiz? Yanlış anlaşılmasın, özel bir mevzu. Yani konu başka yere gitmesin. Yerin kulağı var yani. Ya derviş dayı o kadar tembihledi. Kim gelirse gelsin önce benimle konuşsun diye Halil İbrahim. Tamam Osman'ım, sorun yok. Halil İbrahim sen misin? Halil İbrahim, beğenmediler seni. Estağfurullah. Belli ki benim gibi kalıplı iri yarı birini bekliyorlar. İstersen sen kalk, ben dinleyeyim. Osman'ım sen bize birer tane çay getir. Belli ki misafirlerimiz uzun yoldan gelmiş. Tamam. Ya kusura bakma Halil İbrahim. Osman'ın dediği gibi namın senden büyük. Hani seni gördük odun kırarsın, hizmet edersin. Evi de böyle şaşalı görünce şaşırdık. Bağışla. Vallahi amca, ev düşmanlara inat. Yoksa bizim burada ayrımız gayrımız yok. Hepimiz kardeş gibiyiz. Evet anlatın bakalım. Nasıl yardımcı olurum size? Anlat. Abi biz bir sıkıntıya düştük. Hasat iyi olmayınca bankalara gittik, borç vermediler. Kahvede yeni tanıştığım biri Yücel'e git dedi, o borç verir. Meğerse adam tefeciymiş. Yani para verdi verdi ama malımıza, mülkümüze göz dikti. 100.000 lira verdi, 50'sini geri ödedik. Şimdi bizden 1.000.000 istiyor. Nerede bulurum ben bu tefeci Yücel'i? Bizim çocuk yerin adresini biliyor. Ha, buyurun çaylarınızı. Osman'ım sen gel benimle. Amca siz de çayınız için geliyorum ben hemen. Nerede bizimkiler? Arka taraftalar. Afiyet olsun. Gel ne olsun? Sağ ol gel. Bu tefeci Yücel'i tanıyan var mı? Yok. Para mı lazım, bela mı lazım Halil İbrahim? Hayırdır ne tefecisi? Yok. Bana kendisi lazım. Yeğenim. Bu adamın kapısının önünde emniyetten atılma, beli silahlı kaç adamı var biliyor musun? Bilmiyorum dayı. Madem kalabalıklar, siz de kalabalık gidin. Osman'la Turan gelir, Cemal'le Sıtkı'yı da alın. O tefecinin defterlerini getirin bana. Ne defteri? Resim defteri Turan. Ne defteri olacak ya işte, hesap kitap defteri. Turan, yeter ya din kalksana, adam bir şey diyor. Hatun sen de istiyorsun ki ben hiç oturmayayım ha. Allah Allah. Muzaffer baba, misafirlerimize de ikram edelim, yiyecek bir şeyler. Tamam, ben bir tabak alayım. Osman ben sana ne dedim? Tuttuğun adamı Halil İbrahim'in önüne atma demedim mi? Dayı ben seni bulana kadar adamları bulmuş bahçede. Dayı adamlar kalırsa ne yapalım? Ağır makine falan mı alalım? Silahla içeri giremezsiniz oğlum. Makine falan almayın yanınıza. Nasıl gireceğiz? Düşün peşime. Bari ben bir yolluk yapayım bize Osman. Cemal. Sıtkı. Siz arabanın başında bekleyeceksiniz. İçeriden bir hareketlenme olmadan bir şey yapmayın. Baktınız ki patırdı kopuyor. Kapının önündeki adamları odun gibi devir. Tamam dayı. Biz içeri nasıl gireceğiz silah patırdı olmadan dayı? Şimdi bu balım Osman yeni petekler alacak. Ona para lazım. Ya dayı buna kim niye boş versin ya? Ben kefiliyim, sen ortağısın. Anca belki böyle gireriz. Dayı, bu Turan galericiye benziyor ya. Benim bir sürü arabam var der. Kesin girer içeri.
Ben hava civa işlerinde iyiyimdir. Dayı çok güzel bir fikir verdi. Siz bana bırakın, her türlü içeri gireriz. İyi bakalım. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Yücel Bey burada mı? Siz kimsiniz? Birader, insan önce bir hoş geldiniz der, değil mi? Sen bizi bu araçta gördün, civata mı sattın? Yani belli ki iş için geldik, serseriliğe gelmedik. Ben Turan Durgun, otomotivin sahibi Turan Durgun. Bu ortağım Osman Baloğlu, bu dayım Derviş. Bunlar da kardeşlerim Cemal ile Sıtkı. Şimdi bir daha soruyorum. Yücel Bey burada mı? Burada Turan Bey. Sizi bekliyor muydu? Haber verirsen bekletmeyelim. Malum herkesin işi gücü var. Bizim de birkaç milyonluk işimiz var. Başka bir yere uğramadan buraya geldik. Bir tane de vasıtasıyla. Kusura bakmazsanız bir üst araması yapacağız. Ara tabii kardeşim, ara. Biz de yaptırıyoruz galeride. Haklısın. Malum bu zamanda her yer eşkıya dolu. Tamam. Beni takip edin. Siz burada bekleyin. Sağ taraf yanım, sol taraf senin Sıtkı. Siz böyle geçin, ben geliyorum. Araba sattığın galeride üst araması mı yapıyorsun? Turan Durgun Otomotiv. Ya sana ne diyecektim? Galeri dedim Osman. Aferin sana. Hızır hızır konuşmayın da. Bir tanıdığımız var demiştiniz. Yücel Bey ismini soruyor. Halil İbrahim Karasu. İnsan bir şey derdi adayı. Sesini kes. Kasayı aç. Alacak defterlerini çıkar. Hesap vermeye gideceksin. Sakin ol, sakin. Aferin uşaklar. Ya Cemal, Sıtkı. Helal olsun size. Yapıyorsunuz mu sporu? Emre. Cemal, Sıtkı, arkaya bunun yanına. Alın bunu. Lan! Kalkın, çekilin lan oradan. Ezerim. Çekilin. Kalk. Cemal, Sıtkı, çekilme en azı. Dayı, sen kafayı koyana kadar her şey mükemmel gidiyordu ya. Sonrasının neyini beğenmedin? Ya adamlar vuracaktı az daha bizi. İnsan bir işaret verir de. Halil İbrahim Karasu dedim ya. Daha ne işareti bekliyorsun? Duyunca adını saldıracaksın da. Dayı, bu Tülen içeride söyleyeceği yalanları düşünüyordu. Konsantre olamadı. O açıdan diyor. Sen çok konsantreydin adamı dışarı fırlatırken. Ula Cemal ile Sıtkı'ya patırtı olsun istedim. Sinyal verdim de. Allah'ım, sinyal vermiş.
Amca, bunlar mı sizin senetler? Evet, bunlar. Var mı başka bir şey? Tapu, evrak, herhangi bir şey var mı? Hayır, hayır. Sadece bunlar var. Artık bunlar da yok. Hay Allah sizden razı olsun. Hepimizden razı olsun. Var mı bizden başka bir isteğin, bir emrin? Yok Halil İbrahim, sağ ol. Allah razı olsun. Abi, sağ olasın. Hadi bakalım, Temel geçirsin sizi. Şimdi Yücel gelecek, başına gelenleri sizden bilmesin. Allah razı olsun. Halil İbrahim, paketin hazır. Ha? Gel bakalım Yücel. Yürü lan. Geç bakalım, otursun şöyle. Otur lan. Şimdi Yücel, sana bazı sorular soracağım. Her soruma doğru ve net cevaplar vereceksin. Her boş lafında bir kemiğini kırarım. Anlaştık mı? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Başka mendilim yok. Ona göre konuş. Şimdi ben senin bu kara kaplı defterine baktım. Bir şey dikkatimi çekti. Milletten aldığın faizin %70'ini birine gönderiyorsun. Belli ki birinin parasını işletiyorsun. Komisyoncusun yani. Paranın sahibi Lek. Kim bu Lek? Sorayım mı bir daha? Yok. Parasını çalıştırdığım kişi Levent Kulpa. Kulun istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Ulan Sansar, niye baştan söylemedin? Seni bu kadar hırpalamazdık. Yücel, artık defterin yok. Senetlerin de yok. Dolayısıyla kimsenin sana bir borcu yok. Anlaştık mı? Dayı, senetleri sahiplerine ver. Borcunuz ödendi dersin. Yeğenim, bunlar tekrar düşmesin o garibanların peşine. Yok, Yücel yapmaz öyle şey. Yapar mısın Yücel? Yok abi, ben yapmam da. Levent Bey'e ne diyeceğiz? Her şeyden önce bey demeyeceksin o Levent'e. Sansar doğru bir şey sordu ama balım. Şimdi ne diyecek Levent Kolpa'ya? Alacakların Halil İbrahim'de. Git ondan al de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.